Terörü temizlemek için oradayız diyor. İrfan Can Kahveci de yine açıklamalarda bulunduğu basın toplantısında biraz da bahsettik. Bu maç bizim için final niteliğinde Türkiye'de galip gelmiştik. Bu zamana kadarki performansımızda iyi ekip olduğumuzu gösterdik. İnşallah böyle devam eder. Sadece terör olan bir bölgeyi temizlemek için orada askerlerimiz ve tabii ki ülkemizi destekliyoruz şeklinde bu bir savaş değil dedi. Tabii yani bunu kamuoyuna, Avrupa'ya anlatmak gerekiyor. Yurt dışında da anlatmak gerekiyor. Bu yüzden de milli takımımız, milli oyuncularımız e, bu konuda çok önemli işler yapıyor. Hatırlarsın, Mark Kisio evet. bir açıklama yaptı. Hı -hı. E, arkasından Merih ona bir cevap verdi. E, Cengiz yine bir cevabı var. E, üzerine Avrupa'dan farklı farklı sesler yükseliyor. Yani anlatmak e, gerekiyor. E, dediğin evet, gibi. yani Cenk biraz Tosun... farklı gösteriliyor evet. çünkü bazı yerlerde. Yani Cengiz Tosun'un yaptığı bir paylaşımı e, beğeniyor önce e, İlkay Gündoğan sonra Geri adım atıyor Emre Can yani e, Almanya milli takımında oynayan futbolcularımız o beğenilerden bile geri adım atmak zorunda kalıyorlar. Bu da kötü bir durum açıkçası. Yani sonuçta evet. böyle düşünüyor. Bunun bir savaş olmadığını, bir operasyon olduğunu, bizim haklı bir mücadelede bulunduğumuzu düşünüyorlar ama bunu söylemekten maalesef çekiniyorlar. Avrupa'da top koşturan bazı futbolcular veyahut da farklı milli takımlarda kökenleri Türkiye olan, Türk evet. olan oyuncular bundan çekiniyorlar. Bu hakikaten zor bir durum. Böylesine milli maçlar, böylesine spor alanları önemli kendimize anlatmak için ne kadar haklı bir mücadelede bulunduğumuzu anlatmak için ki bilmiyorum yani Fransa'nın bir sürü sınır ötesi harekatı olmuştur. Kendisi açısından haklı olan ama belki dünya kamuoyu açısından haklı olmuyor ama bunlar belki de basın toplantılarında oyuncularına sorulmuyor. Bu mesela bu basın toplantılarında soruluyor olması da hem ne kadar zor bir durumda aslında. aslında bizim sporcularımızın kaldığını ama onlar da çok iyi bir şekilde karşılık veriyorlar. Şenol Güneş de yine basın toplantısında konuştu. Şenolca da öyle. Hem maç sonu açıklamalarında hem basın toplantısında hani vurgu yaptı buna hep. UEFA pankartta çıkmamıza izin vermedi Arnavutluk maçına ama golü e, bir Mehmet e, selamıyla askerleri gönderdi milli takım oyuncularımız. Bu da anlamlıydı açıkçası. Yani tabii ki böylesi bir atmosferde bu karşılaşmaya çıkılacak. E, oyun başka bir şey. Sağ içerisinde olacak olan başka bir şey. Ama umarız sağ dışında güvenlik önlemleri iyi alınır ve herhangi bir sıkıntıyla da mil takımımız karşılaşmaz.